Ben düşündüm, taşındım Ersin Bey. Sizi de çok mutlu edecek bir karar aldım. Hayrola, ne kararı? Markanın önüne geçmemek için, yani kimseye zarar vermemek için gidiyorum buradan. Böyleyken böyle yani. İşi de bıraktığını söylemeyeceksin değil mi? Yo yo, aynen devam ya şey. Geçen konuştuğumuz gibi aslında. Peki nereye gideceksin, hangi şehre? Vallahi var aklımda bir şeyler yani, İzmir olur, ne bileyim Manisa olur, efendime söyleyeyim Adana olur. Yani şey yaparız, detayları yüz yüze konuşuruz sizinle. Vallahi ne yalan söyleyeyim, kararına sevindim. En doğrusunu düşünmüşsün. İşin başında olman bizi de rahat ettirecek. Aynen ya, şey yaparım ben, bir süre mobil olurum. Oradan oraya yani, bir yerde kalmam öyle uzun bir süre. Benim ellerim yeni açılan kafelerin üstünde de olur. Ondan sonra zinciri de tamamlamış oluruz Allah'ın izniyle. İyi, hadi bakalım hayırlısı. Bu hafta içi bir görüşelim o zaman. Tamam, ayarlarım işleri. Kısmetse ziyaretinize de gelirim. Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın, size de iyi günler. Hoş geldin. Böyle bir zamanda İstanbul'dan gitmek ne demek? Yani asıl böyle bir zamanda İstanbul'u terk etmek lazım. Barış, sen ikna ettin değil mi? Ne Ebru Hanım, ne Güney. Cemre için pazarlık yaptım. O hapisten çıksın diye kendini ortaya koydun yani. Onunla bir alakası yok yani. Öyle bir durum yok. Nereden çıkarıyorsun onu? Barış tam ifadesini değiştirmek üzereyken, Cemre de hapisten çıkmak üzereyken gitmek istemen normal mi sence? Yani öyle denk geldi diyelim. Benim tanıdığım Kuzey, kafasına silah dayasalar Cemre içerideyken kıpırdamaz bile. Tabii Barış'la anlaşmadıysa. Yazdın yine hikayeyi. Şimdi de Cemre için kendini harcıyorsun. Ya Cemre'yle bir alakası yok ya. Hem bu harcamak marcamak falan, bunlar ne kadar abuk sabuk laflar böyle ya. He? Ben işimin peşindeyim kızım. Başka bir şey için gittiğim yok. İşimden başka bir şey düşündüğüm yok benim. Nereden çıkartıyorsun bunları sen? Sen neden geldin buraya? Hayırdır? Almanya'ya gidiyorum. Almanya'ya mı? Yurt dışında yeni açılacak makaraların kumsallarını hazırlayacağım. Zamanında sen bulaştırmıştın beni. Ne kadar kalacaksın? Ben senin gibi temelli gitmiyorum 10 günlüğüne. Belki görüşemeyiz diye vedalaşmak istedim. Zaten bu aralar vedalaşan vedalaşana ya. Dün Simay, bugün sen. Simay mı geldi? Niye? Nereye gidiyormuş? Vallahi bir şey söylemedi, bilmiyorum. Yani nereye gideceğini söylemedi. Galiba temelle gidecek. O yüzden ortalıkta dolanıyordu demek. Herkese veda etmek istiyormuş. Ha? Güney'le Simay'ı gördüm geçen gün. Can Bey de Barış'la hastanede görmüş. Simay Barış'a mı gitmiş? İlk başta ben de anlamadım ama herhalde veda etmek için gitmiş. Barış ne alaka? Tanışmıyorlar mı? Geçmiş olsun demek için gitmiştir. O Simay buraya boş boşuna gelmedi. Bir şeyler biliyor kesin. Bana bir saniye müsaade eder misin? Ne oldu? Efendim? Komiser müsait miydin? Zamanlaman müthiş. Şimdi çıktım ben de duruşma salonundan. Ne duruşması ya? Burak'ın davası. Ha doğru ya, doğru şey. Ne oldu sonuç? Bilirkişi raporu eksikliğinden ertelendi. Burak Bey. Bir dahaki celse Haziran'da. Burak Bey, dava nasıl sonuçlandı efendim? Bir açıklama yapacak mısınız Burak Bey? Arkadaşlar bugünkü duruşmada herhangi bir karar çıkmadı. Biliyorsunuz zaten olayın faili belli. Mirza Çeltik daha önce kazayı organize ettiğini söylemişti. Eğer bugün hayatta olsaydı bugün davamız burada bitecekti. Şu an biz tamamen formalitelerle uğraşıyoruz. Benim tahminim Haziran'daki mahkemede bütün olaylar çözülecek. Soruşturma hangi yönde ilerliyor Burak Bey? Polis hala neyi araştırıyor? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Arkadaşlar teşekkürler, iyi günler. Burak Bey, son bir açıklama daha. Soruşturma hala hangi yönde ilerliyor Burak Bey? Dosya kapandı sayılır aslında. Yani işin kırtasiyesi kaldı. Bu senin için de iyi tabii. Yani seninki de bu yola girecek demektir. Sen de böylece kafanda soru işareti kalmadan girersin yaza. Bakalım bakalım, kısmet. Ben sana asıl başka bir şey soracağım. Sen şeyin adresini biliyor musun? Simay'ın. Hayırdır, ne oldu, neden?
Ya senden gizlediği bir şeyler var falan diye böyle bir şey yaptı. Geveledi biraz. Ama söylediğinden daha fazla şey biliyor kesin. Yani orası belli. Ne gibi mesela? Barış'ın yanındaki kişi o olamaz mı? Alo? Evini diyorum, evini. Sema'nın adresini biliyor musun sen? Ya adres olarak bilmiyorum da ben istersen götüreyim seni. Yok yok, giderim ben. Sen şey yap, tarif et bana. Ya ne olduğunu bir adam gibi anlatsana sen bana bir önce. Ya şimdi olmaz. Sonra anlatırım sana. İyi tamam, ben gelip alıyorum o zaman seni. Şu gelen arabanın arkasına geçeceğiz. Gerçekten çok güzel. Sonunda hayalimiz gerçek oldu. Üç boyutlu oldu. Bu da ayağınıza ilk taslak. Toplantıya ellerim boş gelmek istemedim. Aşağı yukarı kafanızda canlandırmak için önceden hazırlayıp getirdim. Şimdiden çocuk seslerini duyuyorum. Bu da böyle cıvıl cıvıl koşturuyorlar. Sen de şuradan onları izliyorsun. Evet. Tam burası benim odam işte. Bu proje yakında tüm araziye dağılacak belli oldu. Neden olmasın? Merak etmeyin. Banu yarın öbür gün yurdun tesislerini büyütmek ister diye şimdiden yan parselleri araştırmaya başladım. Çok tatlısın. Biz bu araziye yatırım yaptıktan sonra yan araziler daha da değerlenecek. Aynı fikirdeyim. Ben toprak sahiplerini araştırmaya başladım. Bakın, özellikle şu parseli almamız çok önemli. Yol buradan geçince tesis ikiye bölünmesin. Çok güzel olacak. Gerçekten de amaca çok uygun bir arazi. Bir ne şahane bir yer bulmuş. Yemyeşil ağaçlar içinde sıcacık bir yer yapacağız burayı. Uluslararası düzeyde spor tesisleri olacak. Çocuklar spor yapmak için motive olacak, heyecanlanacaklar bu alanda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.